Anlatım biçimleri bir düşünceyi, bir duyguyu, bir tasarıyı, bir olayı sözle ya da yazıyla bildirmeye anlatım denir. Anlatım, anlatılanın özelliğine göre farklılıklar kazanır. Bir olay yazısını anlatıyorsa farklı bir anlatım özelliği kullanırız. Bir kişiyi anlatıyorsa farklı bir anlatım özelliği ortaya koyarız. Dolayısıyla farklı farklı anlatım yöntemleri anlatım biçimlerinden yararlanırız. O yüzden değerli arkadaşlar, birbirinden farklı anlatım biçimleri söz konusu paragrafta. Paragrafın yazılışında biz 4 farklı amaç güderiz. Örnek, bilgi vermek istiyorsak açıklayıcı anlatımdan yararlanırız. Yani açıklayıcı anlatımda ne yapıyoruz? Bilgi aktarıyoruz. Okuyucuyu bilgilendiriyoruz. İki düşünce ortaya koyuyorsak, birini savunuyorsak tartışmacı anlatımdan yararlanıyoruz. Yani tartışmacı anlatımda biz okuyucunun düşüncesini değiştirmeye çalışıyoruz. Ona bir yeni fikir kazandırmaya çalışıyoruz. Bir kişiyi, eşyayı, yeri tanıtarak izlenim kazandırmaya çalışıyorsak betimleyici anlatımdan yararlanıyoruz. Yani betimleyici anlatım nedir? Kişiye izlenim kazandırmak. Bir olayı anlatıyorsak öyküleyici anlatımdan yararlanıyoruz. Öyküleyici anlatımın temel amacı da okuyucuyu olay içerisinde yaşatmak. O zaman şöyle bir şey diyebilir miyiz? Açıklayıcı anlatımdaki temel amaç bilgi vermek. Tartışmacı anlatımdaki temel amaç kişinin düşüncesini değiştirmek, ona yeni bir bakış açısı, yeni bir düşünce kazandırmak. Betimleyici anlatımdaki temel amaç okuyucuya izlenim kazandırmak. Öyküleyici anlatımdaki temel amaç okuyucuyu olay içerisinde yaşatmak. Anlatım yönüyle ilgili nasıl sorular gelir? Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır? Anlatım tekniklerinden hangisi kullanılmıştır şeklinde sorular gelir. Şimdi açıklayıcı anlatımla başlayalım. Açıklayıcı anlatım nedir? Açıklayıcı anlatımın en temel özelliği bilgi vermektir. Bir paragrafı okuduğunuzda bilgileniyorsanız, nesnel bir anlatım tarzı varsa, sanki bir ders kitabını, bir ansiklopedi okuyormuş izlenimle kapılıyorsanız, orada değerli arkadaşlarım açıklayıcı anlatım vardır. Açıklayıcı anlatım genellikle düşünce yazılarında kullanılır ve nesnellik ön plandadır değerli arkadaşlar. Tartışmacı anlatımda temel amaç okuyucunun düşüncesini değiştirmektir. Genelde özneldir. Senli benli ifadeler vardır. Bir şeyleri ikna etmeye çalışır. İkna etmek için de onaylama cümlelerinde yararlanır değerli arkadaşlar. Genelde onaylama cümleleri söz konusudur değerli arkadaşlar. Tartışmacı anlatımda az önce ifade ettik. Neydi? Kişinin düşüncesini değiştirmek, yazar kendi düşüncesini okuyucuya benimsetmek. Öyküleyici anlatım. Öyküleyici anlatımın temel amacı neydi? Okuru olay içerisinde yaşatmak. Burada bir devinim söz konusudur değerli arkadaşlar. Eğer okuduğunuz bir paragrafta kendinizi herhangi bir hikayenin, bir romanın 55. 56. sayfalarındaymışsınız gibi hissederseniz elinizdeki paragrafın anlatım biçimi muhtemelen öyküleyici anlatımdır. Öyküleyici anlatımın temel amacı olayı okuyucunun gözünün önünde canlandırıp okuyucuyu olayın içerisine çekmektir değerli arkadaşlar. Öykülemede olay, çevre, zaman ve kişiler temel ögeler olarak kullanılır. Bakın, açıklayıcı ve tartışmacı anlatım birbirine benzer. Açıklayıcı anlatımın temel amacı bilgi vermekte. Tartışmacı anlatımda da bilgi verilir. Ama amaç bilgi vermek değil. Amaç bilgi verirken okuyucunun düşüncesini değiştirmek. Öyküleyici anlatım ve betimleyici anlatım da birbirine benzer. Betimleyici anlatımda temel amaç izlenim kazanmaktır. Sözcüklerle resim çizmektir. Nesneleri ayırt edici özellikleriyle anlatmaktır değerli arkadaşlar. Tekrar ediyorum betimleyici anlatımı. Betimleyici anlatımda temel amaç okuyucuya izlenim kazandırmak. Nesnelerin ayırt edici özelliklerini dile getirmek. Arkadaşlar, bir paragrafta birden fazla anlatım biçimlerinden yararlanabiliriz pekala. Yani bir paragrafta hem öyküleyici hem de betimleyici anlatım olabilir değerli arkadaşlar. Arkadaşlar, geçiyorum düşünceyi geliştirme yollarına. Düşüncelerimizi daha iyi anlatabilmek, onları inandırıcı kılabilmek,
için anlatımızda çeşitli yollara başvururuz. Biz bunlara ne deriz? Düşünceyi geliştirme yolu. Yani biz yazıyı herhangi bir anlatım biçimiyle yazarken düşüncelerimizi daha iyi anlatabilmek için düşünceyi geliştirme yollarından yararlanıyoruz. Bunlar nelermiş? Tanımlama, benzetme, örneklendirme, tanık gösterme, somutlama, sayısal verilerden yararlanma. Tanımlama nedir? Tanımlama nedir ve kimdir sorusuna yanıt alıyorsak orada tanımlamaya başvurulmuştur. Tanımlama, tekrar ediyorum, nedir ve kimdir sorusuna cevap alabiliyorsak orada düşünceyi geliştirme yollarından tanımlamaya başvurulmuştur. Okumak, sağlam adımlarla toprağa basmaktır. Okumak nedir? Sağlam adımlarla toprağa basmaktır. Bakın burada okumanın tanımı yapılmış. İnsanlarla daha iyi ilişkiler kurmaktır. Kısaca okumak. Bakın yine aynısı değerli arkadaşlar. Demek ki tanımlama neymiş? Bu nedir? Kimdir? Sorularına yanıt alıyorsak burada tanımlamadan yararlanılmıştır diyeceğiz. Benzetme, bir kavramı, olayı, durumu ya da düşünceyi anlatırken anlatılanları başkaları arasında benzerlik kurmaktır. Mesela bir tavus kuşunun vücudu çocukları da büyükleri de hayran bırakmak için bezenmiş bir sanat eseri gibidir. İlanlardaki gibi yassı başlarının dörtte üçünü gözleri ve ucu sivri gagaları kaplar. Benzetmeyi hepimiz görüyoruz değerli arkadaşlarım. Örneklendirme, düşüncelerimizi daha iyi anlatabilmek için, geliştirebilmek için anlattığımız konuya ilişkin örneklendirme ortaya koyarız. Örneklendirme ile az sonra anlatacağım tanık göstermeyi karıştırıyoruz. Örneklendirmede anlatılan konuya ilişkin sadece örnek verilmiştir. Ankara tarihinin şaşırtıcı bileşimine doludur. Burada kerpiç bir duvardan İonya tarzında bir sütun başlığı fırlar. Bir türbe merdivenin basamağından bir Roma konsülünün şehre gelişini kutlayan bir taş görünür. Ahi şerafetinin türbesini asırlardır Greko-Roman aslanları bekler. Bu yüzden aslanhane adını alan caminin mihrabında etilerin toprak ve bereket ilahisinden başka bir şey olmayan bir yılan meyveler arasında dolanır. Bakın burada ne var değerli arkadaşlar? Örnekleme söz konusu değerli arkadaşlar. Tanık gösterme. Tanık göstermede bir, yazar ortaya bir düşünce atmıştır. Kendisiyle aynı şekilde düşünen birine yer vermiştir. O kişinin cümlesine de yer verecektir. Oysaki örneklemede böyle bir durum söz konusu değil. Tekrar ediyorum. Tanık göstermede bir kimse vardır. O kimsenin cümlesine yer verilmiştir. Verilen cümle ile yazarın düşüncesi de aynı doğrultudur. Yani bir yerde onu ne yapmıştır? Tanık göstermiştir. Bana inanmıyorsanız ona inanın şeklindedir. Örnek verelim. Türk edebiyatında klasik öykü yazarı olan Ömer Seyfettin dediğimizde Ömer Seyfettin ne yaptık? Klasik öykü yazarını örnek verdik. Şöyle desek, iyi bir öykü yazmak istiyorsanız iyi gözlemlemelisiniz. Ömer Seyfettin, ben öykülerimi yazabilmemi gözlemlerime borçluyum. Bakınız burada ikinci bölümde verdiğim düşünceyi geliştirme yollarından ne oldu? Tanık gösterme oldu değerli arkadaşlarım. Devam ediyoruz. Somutlama. Somutlamanın temel amacı soyut kavramları anlatabilmek güç olduğu için biz ne yaparız? Somutlamadan yararlanırız. Genelde de benzetmeden de yararlanırız. Tutuculuk bir düşünce kanseridir. Bakın bu bir somutlamadır. Niye? Soyut olan bir kavramı somut bir kavramla anlatmaya çalıştık. Gençler, sayısal verilerden yararlanma, istatistiksel verilerden yararlanma. Hemen bakıyoruz buraya. Eğer biz düşüncemizi iyi anlatmak istiyorsak, bu noktada düşünceyi geliştirme yollarına başvurmuşsak ne yapmaya çalışıyoruz? İkna etmeye çalışıyoruz. Bir şeyleri kanıtlamaya çalışıyoruz. Burada da sayısal verilerden yararlanıyoruz. Gençlerden oluşan 80 kişilik bir grup üzerinde yapılan bir araştırmaya göre gençlerin %11.2'si sanat ve edebiyatla ilgili yayınlarını paragrafı okuduğunuzda tamamıyla sayısal verilerden yararlandığını görürüz. Burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Bazen sayısal veri yazıyla yazılır. Ülkemizin 1/3 denizlerle, 1/4 denizlerle ya da 1/3 denizlerle çevrilidir dediğimizde
Ülkemizin 1/4, 1/3 yazıyla yazarız. Yazıyla yazdığımız zaman da yine bu nedir değerli arkadaşlar? Sayısal verilerden yararlanmadır. Devam ediyorum. Anlatım özelliklerine geliyoruz. Değerli arkadaşlar, anlatım özellikleri, bir yazının, iyi bir yazının özellikleri: doğal olmalı, duru olmalı, akıcı olmalı, açık olmalı, özgün olmalı, yalın olmalı, sürükleyici olmalı, yoğun, tutarlılık, kalıcılık, ulusallık, evrensel ve içten olmalı. Şimdi bunları sizlere teker teker anlatayım. Değerli arkadaşlarım. İyi bir yazının özellikleri dedik, doğallık. Doğal demek samimi olmalı. Bir yazıyı anlatırken duygu düşünceleri içimizden geldiği gibi dile getirmeliyiz. Yapay olmaktan alıkoymalıyız kendimizi. Doğallık tek kelimeyle anlatacak olursak samimi. Duruluk. Arkadaşlar, duru demek gereksiz sözcük olmayacak. Yani aynı anlama gelen sözcükleri biz bir arada kullanmayacağız. Zaten bir cümle duru değilse o cümle bozuk bir cümledir. Trafik çok sıkışıktı. Bu sebepten dolayı geç kaldım. Bu duru değil. Neden duru değil? Sebepten dolayı hem denekini kullanmış. Bu sebepten geç kaldım. Dolayı sözcüğüne gerek yok. Duru olmayan bir cümle değerli arkadaşlar. Akıcı demek, yazılan yazının bir çırpıda bitmesi, okunması, sürükleyici demek. Dilin takılacağı herhangi bir pürüzün olmaması demek. Örnek verelim akıcılığa. Orhan Pamuk'un 652 sayfadan oluşan Masumiyet Müzesi'ni elime aldığımda içindeki sözcüklerin Diyarbakır'ın en işlek caddesindeki araçlar gibi birbirini kovaladığını fark ettim. Sözcükler suda sabunmuş gibi avuçlarımda eriyordu. Bakınız, bu paragrafta ne yaptık? Tamamıyla kitabın akıcılığını vurguladık değerli arkadaşlar. Açıklık. Anlatımın birden çok anlama gelmemesidir. Açıklık nedir? Açık bir anlatımda tek bir anlam olmalı. Eğer ben bir cümle söylediğimde sınıftaki öğrencilerin yarısı farklı bir mesaj, geriye kalan yarısı farklı bir mesaj alıyorsa bu cümle açık değildir. Açık olmamasında çeşitli nedenleri var. Noktalama eksikliği, söz dizimi yanlışlığı, karşılaştırma yanlışlıkları. Bakın, bunlar hep bir cümlenin açık olmamasının nedenleridir. Mesela doğum yapan teyzesine hafta sonları gider. Hafta sonları doğum yapan gibi bir şey geliyor. Sanki teyzesi hafta sonları doğum yapıyormuş. Ya da Ayşe'yi merdivenden inerken gördüm. Acaba ben mi merdivenden iniyordum? O arada mı Ayşe'yi gördüm? Yoksa ben bir yere sırtımı dayamışım da Ayşe merdivenden iniyor da ben Ayşe'yi o ara mı gördüm? Bakın, iki mesaj olduğu için bu cümle açık değil. Açık olabilmesi için ne olması gerekiyordu? Bir tek anlam olması gerekiyordu. Özgün. Özgünlük demek değerli arkadaşlarım, hiç kimseye benzemeyen, kendine has, orijinal. Tarkan'ın bir şarkısı vardı: başkası olma, kendin ol. Böyle çok daha güzelsin. Başkası olma, kendin ol. O zaman ne olmuş oluyoruz? Özgün olmuş oluyoruz. Geçenlerde şair dostum Ataol Behramoğlu'na sormuştum. Genç şairlere ne önerirsiniz diye. O da şöyle demişti: genç şairler kendi ayak izlerini yaratabilmeliler. Kendi ayak izlerini yaratabilmeliler derken ne önermiş değerli arkadaşlar? Tabii ki özgün olmalarını önermiş. Hiç kimsenin ayak izine basmadan, kendi ayak izlerinde, kimseyi taklit etmeden, kimseye öykünmeden olabilmeli, kendisini ortaya koyabilmeli. Özlülük. Arkadaşlar, özlü. Hatırlayın, atasözleri için özlü demiştik. Neydi atasözleri? Az sözle çok şey anlatan. Özlü demek, az sözle çok şey anlatmak. Yalınlık, süsten, sanattan uzak. Yalınlık, herhangi bir mecaz anlatımı olmayacak. Yalınlıkta söz sanatlarına yer vermeyeceğiz. Mesela onu görünce kalbim yerinden çıkarcasına bir kelebeğin kanatları gibi pır pır atıyordu. Bakın, burada ne yaptık? Bir süslemeye yer verdik. Bu yalın bir anlatım değil. Onu görünce heyecanlanıyordum. Bu gayet yalın bir anlatım.
Sürükleyici, okuyucunun ilgisini canlı tutmak, okuyucuyu esere bağlamak. Yoğunluk tıpkı özlülüğe benzer. Yoğunlukta anlam derinliği fazladır. Anlam derinliği çok fazladır. Mesela bir kitabı okuduğunuzda anlam derinliği fazlaysa biz o kitap için diyoruz ki yoğun bir anlatımı var. Bu bir cümle için geçerliyse bir cümle için özlü deriz. Bir paragraf için yoğun bir anlatımı var deriz. Birçok anlamı bir arada vermektir. Anlam içinde anlam bulunacak şekilde anlatımı tercih etmektir. Tutarlılık neydi? Anlatımda birbirleriyle çelişen düşünceleri ileri sürmeme, sık sık düşünce değiştirmeme, hep aynı doğrultuda ilerlemek. Kalıcılık, zamana meydan okumak, tüm zamanlara hitap edebilmek. Zamana meydan okumak, tüm zamanlara hitap edebilmek. Ulusallık, evrensellik. Ulusal demek sadece kendi sınırları içerisindekilere hitap edebilmek, aşamamak. Evrensel, tüm dünyaya hitap edebilmek. Bakın bir örnek vereyim. Geçen yaz Paris'te şair dostlarıma Ahmet Arif'ten söz ettiğimde hiçbirinin Ahmet Arif'i tanımayışı beni oldukça üzmüştü. Oysa benim ülkemde Ahmet Arif'i kime sorarsanız sorun herkes en az bir iki şiirini ezbere bilirdi. Şimdi bu paragrafa bakalım. Ahmet Arif'in hangi yönü vurgulanmıştır? Tabii ki ulusallık. Hangi eksikliği vurgulanmıştır? Evrensel olmayış. Hangi eksiklik hangi noktada? Çünkü oradakiler tanımıyorlar. Oysa ülkedeki herkes tanıyor. Yani ulusal kalmış, evrensel oluşamamış. Çağdaşlık, çağının gerisinde kalmamak, çağına uygun özellikler taşımak. İştenlik, samimiyet aynı şey değerli arkadaşlar. Hemen buradan geçiyoruz parçadaki bakış açısına. Arkadaşlar bakış açıları. Bakış açısı paragrafın yazış biçimidir. Ya tanrısal bakış açısıyla yazarız, ya kahraman bakış açısıyla yazarız, ya da gözlemci bakış açısıyla yazarız. Paragrafları bu üç bakış açısından biriyle yazıyoruz. Tanrısal bakış açısı, hakim bakış açısı da diyebiliriz. Üçüncü tekil o anlatıcı, ilahi bakış açısı. Hakim bakış açısı, ilahi bakış açısı aynı şey. Arkadaşlar, yaşanmış ya da yaşanılacak olan her şeyi tanrısal bakış açısı bilir. Kişinin duygularını bilir. Okuyucunun henüz haberdar olmadığı şeyleri bilir. Gelecekten haberler verir. Mesela, arka sırada çocuklardan biri çok konuşuyordu. Öğretmen yerinden kalktı. Çocuk az sonra başına nelerin geleceğini bilseydi belki de konuşmayacaktı. Öğretmen, eğer ben bunu susturmasam sınıftaki otoritemi asla kuramam diye zihninden geçiriyordu. Bakınız, oluşturduğum paragrafa bakarsanız iki şey var. Bir, az sonra çocuk başına gelecekleri bilseydi konuşmayacaktı. Yazar ne yaptı? Bize gelecekten söz etti. İki, öğretmenin zihninden geçenlerden de anlatıcı haberdar. Otorite kurabilmek için konuşan çocuğun susturulması gerektiğini söylüyor. Zihninden geçenlerden de bizi haberdar etti. Dolayısıyla burada bir tanrısal bakış açısı söz konusu değerli arkadaşlar. Kahraman bakış açısı, yani birinci tekil bakış açısı genelde ben olarak anlatır. Öğretmen, içeri girdim. Arka sıralarda oturan öğrenciyi önünde hiçbir şey olmadığını gördüm. Çocuğu yanıma çağırdım. Neden defterinin kitabının olmadığını sordum. Elleri titremeye, gözlerinin kızarmaya başladığını fark ettim. İçim cız etmişti. Bakınız burada ne yaptık değerli arkadaşlar? Birinci tekil şahıs bakış açısıyla, yani kahraman bakış açısıyla gittim, geldim, çağırdım. Kahraman bakış açısıyla yazıyoruz. Bir diğeri gözlemci bakış açısı dediğimiz üçüncü tekil bakış açısı kullanılır. Öğretmen içeri girdi. Hızlı adımlarla masasına doğru oturdu. Arka sırada oturan çocuğu fark etti. Yanına çağırdı. Niçin defterinin kitabının olmadığını sordu. Çocuğun gözleri kızarmıştı. Bakınız bu da üçüncü tekil şahıs bakış açısıyla
yazılmış bir örnekti değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlar, bugünkü dersimizi burada bitirdik. Hepinize iyi günler diliyorum.